girişim hızlandırma programları var veya yarışmaları var. Aslında bir girişim fikrinin, bir iş fikrinin ilk ortaya çıkaran, ilk onu işte kapalı bir ampul gibi düşünürseniz onu yakan, ilk elektriği veren bazı yarışmalar düzenlenir. Fikir yarışmaları, girişim yarışmaları gibi yarışmalardır bunlar. Uygulayıcı kuruluşlar da aslında buradaki yarışmaların tarzında çalışır. Yani önce bir eleme gerçekleştirir, daha sonra çeşitli eğitim ve mentörlükler sağlar ve onu, o kişiyi, o girişimciyi, o girişimi yatırım sunumuna hazırlar. Innovation projesi de bizim 2017 yılında faaliyete aldığımız, çeşitli destek mekanizmalarıyla başlattığımız bir aslında sosyal bir girişimcilik, girişim diyebiliriz üniversitemizde. Innovation ne yapıyor? Girişim fikri olan gençlere yönelik başlangıç aşamasına odaklı bir iş fikri hızlandırma programı aslında. Yani iş fikri olan arkadaşlarımız buraya başvuruyorlar. Önce bir ön elemeye tabi tutuyorlar. Daha sonra başvuruyu ilk aşamasını geçen arkadaşlarımız çeşitli eğitimlere tabi tutularak girişim fikirleri olgunlaştırılmaya çalışılıyor. Bu Genostation projesine nasıl başladık? 2017 yılında aslında 18.250 liralık Gençlik Spor Bakanlığı'ndan aldığımız, bir toplulukla beraber aldığımız bir destekle başladık. Daha sonra da burada ESPA vakfımızla birlikte, Eğitim Sağlık Araştırma Vakfımızla birlikte yazdığımız bir projede 95 bin liralık ikinci burada Innovation için desteğimizi alarak ikinci Innovation'ı da üniversitemizde gerçekleştirdik. Peki ilk Innovation projemizde neler yaptık? Önce projeleri kabul ettik. Daha sonra da proje eğitimleri, kodlama eğitimleri, prototip üretim eğitimleri, girişimcilik ve iş planı hazırlama eğitimleri, fikri mülki haklar ve sınai mülkiyet hakları eğitimleri, pazarlama stratejileri eğitimleri gibi eğitimler gerçekleştirdik. Fon kaynakları semineri, girişimci ve teknoparklar semineri, bir girişimin hayat döngüsü semineri gibi seminerler de gerçekleştirerek burada arkadaşlarımızın iş fikirlerini olgunlaştırmalarını, prototiplerini ortaya çıkarmalarını ve iş planlarını hazırlayarak yatırımcı sunumlarını hazırlamaları için onlara destek sağladık. Son olarak da Teknoparkımızda bu sunumlarımızı Teknoparkımızda sunduk arkadaşlar. Burada 25 gencimiz bu ilk hızlandırma programımıza katıldı. Burada 6 tane fikirle katıldılar 25 gencimiz. 52 saat eğitim uygulamışız. Burada 7 gencimiz, yani 3 takımımız aslında başarıya ulaştı ve bir takım da ön kuluçkaya davet almıştı 2017 yılında. Daha sonra biz ikinci projeyi gerçekleştirdik. Bu projemizde tabii 3D en hızlı prototipleme aracı olduğu için 3D prototip üretim atölyesini de biz buraya ekledik. Yani bu prototiplemeyi hızlandırmak için ve girişimcilerimizi o alanda geliştirmek için. Daha sonra aslında ideatonlara benzeyen bir ino girişim kampına tabi tuttuk 24 saatlik. Bu ino girişim kampı neden gerekliydi? Çünkü bazı arkadaşlarımızın ilk dediğimiz gibi bu bir girişim olduğu için biz de ilk uygulamadan elde ettiğimiz deneyimlerden şunu gözlemledik. Orada bazı arkadaşlarımız tek fikirle gelmişler ve sadece kendileri gelmişlerdi. Bir takım arkadaşları yoktu. Bu ino girişim kampıyla aslında oradan biraz daha girişim fikirlerini eleyerek ve oradaki diğer arkadaşlarının da girişim fikirlerini dinleyerek beraber bir takım oluşturmalarını sağlamak amacıyla bu ino girişim kampını biz 24 saatlik kampı koyduk buraya. Daha sonra da Innovation döngüsü dediğimiz gibi gene aynı şekilde eğitimlerimize tabi tuttuk ve bir demo day gerçekleştirdik. Burada verdiğimiz eğitimler yine aynı şekilde proje eğitimleri, kodlama eğitimleri, prototip atölyesi gibi eğitimler oldu. Bu ikinci etapımızda 80 öğrencimiz 34 iş fikriyle katılmış ve 60 saat eğitim vermişiz. Burada mentorluk hizmetini de ekledik. Yani eğitimlerin yanında birer tane de her ekibe, her girişim fikrine mentor atadık ve bu mentorlarla
belli günlerde, belli haftalarda, belli saatlerde görüşmelerini istedik. Burada 25 tane öğrencimiz bu süreci başarıyla tamamladı ve bu sürecimizden bir tane patent başvurumuz çıktı ve TÜBİTAK'ın 1512 programına da iki tane başvurumuz gerçekleşti. Şu an bir tanesi olumsuz sonuçlandı ama diğerlerini bekliyoruz. Arkadaşlar son olarak sunumumu tamamlarken ben size bazı kitap önerileri vermek istiyorum. Burada girişimciliğe başlamadan önce veya girişimcilik fikri olgunlaşırken aslında o mekanizmayı tam olarak anlamak için bir girişimcinin işte yalın startup nedir? Bunun felsefesini anlamak için direkt Eric Ries'in kaleme aldığı, kendi kurduğu şirketteki deneyimleriyle beraber yalın startup mantığını da anlattığı böyle akıcı bir kitabı var. Çok güzel. Onun dışında Mehmet Şorap Şanlı'nın Girişimcilik Hayattır. Sıfırdan Bire Peter Thiel'in gene gerçekten tavsiye ettiğim bir kitap. Çünkü burada bir girişimin oluşurken aslında öncülerini de anlatıyor. Ya da bir girişim nasıl meydana gelebilir? Gelmesi için ön şartlar nedir? Bir girişimcinin özellikleri nedir? Startup'ın özellikleri ne olmalıdır? Bunları anlatan bir kitap. İş modeli üretimi, bu iş modeli kanvasının aslında birçok tasarımcı tarafından oluşturulmuş bir kitaplaştırılmış hali. İş modeli kanvasını anlatıyor. Her bir işte oradaki işte müşteri segmentini, işte gelir modelini, iş modelini vesaire güzel anlatmış ve bunu tasarım diliyle anlatmış. Çok güzel bir kitap gerçekten. Bir başucu kitabı niteliğinde. Girişimcinin el kitabı da bir girişimcinin sahip olması gereken yine yetenekleri, bir girişimin izlemesi gereken adımları anlatan bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Bu kitapları okuduktan sonra hakikaten aklınızda girişim yaparken veya etrafı gözlemlerken, bir problem tanımlarken farklar oluşmaya başladığını göreceksiniz bu kitapları okuduktan sonra. Çünkü o bakış açısıyla bakmaya başlıyorsunuz ve o problemi tanımlama yöntemini değiştiriyorsunuz. Yani bir problemi bu kitapları okumadan önce ve okuduktan sonraki tanımlama sistematiğiniz farklılaşıyor aslında. O yüzden bu kitapları mutlaka girişimci olmak isteyen, girişimci düşünen arkadaşlarımız veya kişiler okumalı şeklinde bir tavsiyemiz var. Benim sunumum bu kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz merkezde Terzioğlu kampüsünde Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi'nin 3. katında şu an konumluyuz. Onun dışında cep numaramız veya mail adresimiz, LinkedIn adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Girişimcilik anlamında sormak istediğiniz, fikri haklar konusunda sormak istediğiniz, projeler hakkında sormak istediğiniz konulara her zaman biz açığız. Yani bize ulaşın ve bizdeki bütün bilgileri sömürün arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize. İbrahim Hocam, çok kıymetli sunumunuz için teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık hocam. Çok güzel bir sunum oldu. Sağ olun. Teşekkürler. Müsaadeniz